Gıybet Allahu Teala'nın yasak kıldığı büyük günahlardan birisidir. Çoğu zaman ihmal ettiğimiz ama büyüklüğünü idrak edemediğimiz bir günahtır. Çünkü gıybet toplumdaki kardeşliği, birliği, beraberliği yıkan, mahveden bir zehirdir. Gıybetle ilgili İslam bir hüküm koymuştur. Üç kişinin arkasından konuşmak gıybet değildir. Ama bu üç kişinin arkasından konuşmanın günah olmayışı, gıybet olarak kabul edilmeyişinde de yine toplumun selameti, toplumdaki birliğin, kardeşin ve İslami ölçünün korunmasıdır. Bir, dinde yenilik icat eden şahıs. Bugün görüyoruz, çok örnekleri var işte. Bid'at ve hurafe ehli olan insanlar, sünnetleri inkar edenler, alimleri inkar edenler, hadisleri inkar edenler, Kur'an'ı kendi akıllarına göre yorumlayanlar, mezhep alimlerini, ehli sünnet anlayışını reddedenler. Bunlar mesela dinde yenilik icat eden, kendilerine göre yeni bir din, yeni bir İslam anlayışı, peygambersiz, sünnetsiz, hadissiz bir Kur'an anlayışı, bir İslam anlayışı geliştirmeye, yerleştirmeye bu topluma çalışan insanlar. Mesela bunlar bid'at ve hurafe ehlidirler. Bunların arkasından konuşmak gıybet değildir. Başka kim var? Ehli olmadığı halde, hidayet ve istikamet üzere olmadığı halde insanları kandırıp insanların, müminlerin sırtından geçim sağlamaya çalışan, insanları sömüren, insanların dini duygularını istismar etmeye çalışan din sahtekarları ve dolandırıcılar. Dinin geleneğinin, İslam'ın bir geleneği var. 1400 yıldır gelişmiş, oturmuş ve bütün ümmetin kabul ettiği bir gelenek vardır. Bir örf vardır. Bu örfe aykırı davranan, bu örfü kabul etmeyen, bu örfü yıkmaya çalışan, kendi anlayışlarına göre İslam'a şekil vermeye çalışan kişiler bid'at ve hurafe ehlidir. Bunların arkasından konuşmak, bunların gıybetini yapmak günah değildir. İkincisi, zalim devlet büyükleri. Yani zalim olan devlet büyüklerinin halkına zulmeden, halkın hakkını elinden alan, halkın hiçbir hakkını, hukukuna riayet etmeyen, insanların mallarına, canlarına, namuslarına kasteden devlet makamlarında oturdukları mevki ve makamı böyle şeyler için kullanan ve halkına zulmeden devlet büyüklerinin arkasından konuşmak da günah değildir, haram değildir, gıybet değildir. Bunda da yine halkın uyanması, o zalimlerin zulmünden kurtulması için İslam'ın getirdiği bir kuraldır. Arkasından konuşmanın günah olmadığı üçüncü sınıf insan ise günahını alenileştiren insan. Yani adam hem günah işliyor, adam içki içiyor, kumar oynuyor, zina işliyor, hırsızlık yapıyor, rüşvet yiyor, yolsuzluk yapıyor, bir sürü şeyler yapıyor. Bunları bir de gizlemeye, saklamaya da ihtiyaç duymuyor. Yani fuhşiyat ve münkirat dediğimiz toplumun genel ahlakını bozan, toplumun düzenini bozan günahları hem işliyor hem de bu günahını aleni bir şekilde ortalıkta yapıyor. Bunun da arkasından konuşmak gıybet değildir. Bu her üç sınıf insanın arkasından konuşmanın gıybet olmamasının hikmeti toplumu uyandırmaktır. Müslümanları uyarmak ve bunların zararlarından halkı korumaktır yani. Bunları söylersek halk bunları görür, tanır, bilir. Bunlardan kendini korumuş olur. Bu üç sınıfın dışında hiç kimsenin arkasından konuşma hakkımız yok.